Merhabalar. Ramazan'ın olmazsa olmaz tatlısı bugün Güllaç'ı sizlerle birlikte yapacağız. Muhallebili bir güllaç yapacağız. İlk olarak da muhallebisini hazırlamak istiyorum. 6 bardağı kadar sütümüz var. İçerisine 1 su bardağı şeker koymak istiyorum. Yaklaşık olarak 200 gram. Şimdi ocağa alıyoruz. Sütümüzün içindeki şeker eridikten sonra yaklaşık olarak 1 su bardağından biraz az un ilave edeceğiz. Ve içerisine 1 paket vanilin koyacağız. Un ilave ettikten sonra bir paket vanilin de döküyoruz. Ve tekrardan kıvam alana kadar tel bir çırpıcı ile karıştırıyoruz. Güllacımızın muhallebisini hazırladım ve soğutmaya bıraktım. Şimdi sıra güllacımızın yapraklarını ıslatmakta. Bunun için de 6 su bardağı kadar sütümüz var. Onu bir tencereye alıyorum. Şöyle. 1,5 su bardağı kadar şeker eriyene kadar pişireceğim. Ve son olarak da yaklaşık 30 mililitre kadar saf gül suyunu içerisine kaynadıktan sonra alacağım. Sütümüz kaynamaya başladı ve gül suyumuzu ekliyoruz. Şöyle 1 dakika sonra altını kapatacağız. Güllacımızın sosu pişti. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. 12 adet güllaç yaprağımız var. İlk olarak 6 adet yaprağı tek tek ıslatarak yerleştirdikten sonra orta katına muhallebisini ekleyeceğim. Altı tane katımı bir güzel ıslattım. Şimdi ortaya muhallebisini dökeceğim. Ve sonra geri kalan 6 tanesini de aynı şekilde koymaya devam edeceğim. Muhallebimizin kıvamı şu şekilde görebilirsiniz. Her yere eşit olacak şekilde döküyoruz. Güllacımız hazır. Ben biraz dinlendireceğim. Yaklaşık olarak 1 saat kadar sütünü tamamen çekmesini istiyorum. Hemen ardından süsleyerek servise geçebiliriz. Geldik güllacımızın sonuna süslemeye. Ben çilek ve antep fıstığı koyacağım. Bu arada içerisine ceviz ekledim. Siz dilerseniz fındık da öğütüp ekleyebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. Şimdi şöyle keselim. Gördüğünüz gibi hala ıslaklığı mevcut. Ne çok sulu olacak ne de çok kuru olacak. Ayırıyorum. Güzel mi?
Güllecimizi süsledik. Birazdan servise alacağım. Şöyle. Ramazan'ın olmazsa olmaz tatlısı güllecimi sevdiyseniz kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, hayırlı Ramazanlar.